Gelelim bu alanda nasıl mali destekler verildiğine. Aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar içerisinde de çevre ve iklim konulu projeler geçtiğimiz 7 yıllık dönemde sürekli gündemdeydi. Fonların büyük bir kısmı atık su toplama, su arıtma, katı atık yönetimi ve yağmur suyu toplama gibi çevresel altyapıya ayrıldı. Çevreye duyarlı projeler geliştirildi. Örneğin bazı bölgelerdeki atık su tesislerinin yapımında Türkiye AB mali desteklerinden faydalandı. Bismil, Çarşamba, Elbistan, Yüksekova ilçelerindeki ve Iğdır, Kastamonu, Şırnak illerindeki atık su tesisleri AB tarafından destekleniyor. Bu tesislerin yapımına bütçesel olarak AB'nin katkısı yaklaşık 75 milyon avro. 2001 yılında aday ve potansiyel aday ülkelere verilecek mali desteklerde çevre ve iklim değişikliği alanları daha da önemli yer tutuyor. Hatırlarsanız size araştırma ve inovasyon odaklı Ufuk Avrupa programından bahsetmiştim. Bu programın 2021-2027 arasındaki 5 misyonundan 4'ünü iklim ve çevre ile ilişkili konular oluşturuyor. Nedir bu 4 misyon? İklim değişikliğine uyum, okyanusları ve suları iyileştirme, iklim nötr, akıllı şehirler ve sağlıklı topraklar. Bu program kapsamında AB ülkelerine ve aday ülkelere ayrılan bütçe tam 95.5 milyar avro. Türkiye'den kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlar da bu desteklerle onlarca nitelikli proje geliştirme şansı bulacak.